Merhaba arkadaşlar. I was, we were. I was yani ben idim veya we were. Biz idik konusunu yani bir fiilinin geçmiş zamandaki halini gelin. Şimdi beraber inceleyelim. Burada bir tanımımız var. Diyor ki we use was were instead of to be in the past tense. Biz to be'nin geçmiş zamandaki hali için was ve were'ü kullanırız diyor. Mesela bir örnek cümlemiz var. I was on the beach yesterday. Dün yesterday dün demek. Plajdaydım. But today fakat bugün I'm at work. Bugün işteyim diyor bak. I was yesterday, I am today. Yani bugün olduğu zaman I am diyoruz, geçmiş zaman olduğu zaman was diyoruz. Peki bu nereden geliyor hocam? Bunun bize daha güzel izahını yapar mısınız? Şimdi hatırlarsanız bizim İngilizce'de ilk başta bilmemiz gereken şey kelimeleri biz sözlükten öğreniyoruz. Hemen buraya önce bir sözlüğümüzün resmini çiziyorum. Dictionary diye yazıyorum. Sözlüğümüzü ne için kullanıyorduk? Kelimeleri öğrenmek için kullanıyorduk. Bir de mesela kelimelerden diyelim ki hangi kelime olsun? İşte ne, diyebiliriz mesela? Çalışmak diyelim. Work, çalışmak fiili. Başka hangi fiil olabilir? Play, oynamak. Bunu sözlüğe baktığımızda görebiliyorduk. Veya hangi fiil olabilir mesela? Watch. Aynı zamanda olmak fiili var. Bu da be. Bunu bir kere yazdık. Sonrasında bu fiilleri kullandığımız bizim şahıslar vardı. Şahıslar neydi? I, ben, you, we, they. Başka ne olabilir? He, she, İt bunlar da şahıslar. Mesela Tonguç da bir şahıstı. Mesela bu bir şahıs veyahut da Ayşe de bir şahıstı. Şimdi bu fiilleri biz bu şahıslarda kullanırken geniş zamanda ne yaptığımızı bir hatırlayalım. Hemen hatta şöyle bir tablolaştıralım. Bak bir anda tablo doğduk önümüze. Şimdi tablolaştırdığımızda nasıl oluyordu? Diyordu ki mesela I <laughs> yeni zamanda kullanıyorum. I work diyorduk. Veya we, 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 we dedi de yine work diyorduk. He she ise Work değil de ne diyorduk? Works diyorduk. Bak S takısı geliyordu. Tonguç works. Ayşe works diyorduk. Play fiiline baktığımızda yine oynamak fiili. I play diyorduk. ve hatta we you de yine play fiilini kullanıyorduk. He yine bu sefer S takısı geliyordu. Plays diyorduk. Burayı da hatırladık. Watch'ta yine I watch diyorduk. İzlerim. We you they watch diyorduk. He sheet'te ise watches diyorduk. Bu sefer de yine S takısı geliyordu. Şimdi bu geniş zamanda. Peki geniş zamanda be film nasıl kullanıyor? Geniş zamanda be fiilini I be, will you they be, he should be izlemiyorduk ya. I am, will you they de are oluyordu. He it de de is kullanıyordu. Bakın dikkat ederseniz works, plays, watches, is. Burada yine s takısı devam ediyor. Sadece be fiilinde fiili olduğu gibi alıp koymuyorduk. Yani work'ü olduğu gibi koyduk, play olduğu gibi koyduk, watch olduğu gibi koyduk ama be fiilinde olduğu gibi koymuyorduk. M, R veya is <laughs> şeklinde kullanıyorduk. Şimdi burada şu önemli. Bir de bunun geçmiş zaman hali Bunlar geniş zaman. Geçmiş zamanda ise biz fiilin sonuna bir ed takısı getireceğiz. Yani I work değil de I work dememiz gerekiyor. Veya da we you de yine work diyoruz. He she de, de yine work diyoruz. Bak ed takısı geliyor. Niye? Bu düzenli bir fiil olduğu için. Ve çok güzel I you we he she de, S takısı falan gibi hiç fark yok. Hepsinde ed takısı geliyor. Play aynı şekilde. I played, we you they played, he she played diye kullanıyoruz. Bu kadar basit. Tamam. ED takısı gene geldi. Yine watch fiiline baktığımızda I watched veyahut da view they watched izledim diyoruz yine. He watch diyoruz. Bunlar geçmiş zamandaki hali. Peki hocam ne zaman bu morlar ne zaman bu kırmızılar gelecek? Eğer yesterday diyorsa yani dün diyorsa veyahut da last week diyorsa geçen hafta diyorsa last year diyorsa veya in 1881 diyorsa yani geçmişte kalan bir zamandan bahsediyorsa biz kırmızılar yani id akı, takısı almış halini geçmiş zaman halini kullanıyoruz. Morları ne zaman kullanıyorduk hocam? Morları da yani fiili normal halinde word bir diyelim buna da. Bu sefer işte always, daima veyahut da ne olabilir? Everyday, Yesterday değildi de everyday Veyahut da last week değildi. De, every week dediğimizde buna benzer şeylerde biz fiilin birinci halini kullanıyorduk. Şimdi gelelim buraya bak. Work geçmiş zamanda worked oldu ya. Play played oldu. Watch. M de was oluyor. Arlar were oluyor. Is'ler de yine was oluyor. İşte was ve were buradan geliyor. Bakın burada. I was on the beach yesterday dedik. Niye? I'a was geliyor. Niye yesterday de was oldu? Çünkü geçmiş zamanda olduğu için. Ama today de M oldu. Başka bir cümleye bakalım. Burada Tomuş söylüyor. He was on the beach yesterday. O dün plajdaydı. But today, fakat bugün, he is at work diyor. Bugün o e, işte diyebiliriz. Başka bir örneğe bakalım. Yine aynı tanımız. We use was were instead of to be in the past tense demişiz. Şimdi bak, last week, geçen hafta böyle oynuyorlar, hopçili hopçili oynuyorlar. Fakat bu hafta okuldalar. We were in the park last week. Biz geçen hafta parktaydık. This week, bu hafta, we are at school. Biz bu hafta okuldayız bak. This week olunca ar oldu. Last week olunca were oldu. Bu sefer Tomiçi yine cevaplıyor. They were in the park last week. Onlar geçen hafta e, parktaydılar. Ne amusement park etmişler. Hatta biz buna Luna Park'a amusement park diyoruz. Normal park değil burası çünkü. This week bu hafta they are at school. Bu hafta onlar okuldalar diyebiliyoruz. Şimdi gelelim afirmatif ve negatif halini görelim bu cümlelerin sonrasında da. Bir de emizarın ve vaziyenin karşılaştırması var. Ve question'ımız var. ...en sonunda da, en sonunda da ödülü sorumuz gelecek. Fakat önce <laughs> afirmatif ve negatif halini gelin birlikte görelim. Konumuzu net bir şekilde anlayalım. Biliyorsunuz biz bunu şu anda Picture'in kitabına da bağlantılı bir şekilde götürüyoruz. Oradan da sizler takip edebilirsiniz. Bunların hepsinin orada yazılı olduğunu bilebilirsiniz. Nasıl yani? Şöyle gösterelim. Bakın az önce anlattığım örneklerin hepsi burada. Karaköy'de okutup bu videoyu izleyen arkadaşlar için hazırladığımız bu videoyu sizler de şu anda takip ediyorsunuz. Buradaki alıştırmaları da birazdan sizlere ödev vereceğiz. Şimdi başlıyorum. Olumlu cümle afirmatif ve olumsuz cümle negatif de nasıl oluyor? Şimdi birincisi emizarlarda bak em ve izler vaza dönüşüyor dedik. Arlarda vöre dönüşüyor dedik. Burası bir kere tamam. Şimdi I was at home evdeydim. She was at home. You were at home. Bir kere buraya kadar her şey belli. Olumsuzunda da araya sadece not görüyor. Tabi bunu kısaltılmış hali var. Was not, wasn't, were not da weren't oluyor. Gelin cümlelerden görelim. Last year geçen yıl bak last year diyor bak ve hatta when she was a öğrenciyken diyor ve hatta e, işte e, when i was at home, evdeyken diyor şimdi bakalım last year geçen yıl i was 13 13'tüm i am 14 now bak now dediği zaman am oldu last year dediği zaman da was oldu i was 13 <laughs> i am 14 13'tüm geçen yıl bu, e, şimdi 14 yaşında diyor. Tebrik ediyoruz kendisini. When she was a student, o bir öğrenciyken, she was very lazy. Öğrenciyken çok tembeldi. They were thirsty, onlar susamıştı, but they weren't hungry. Fakat acıkmamışlardı. The bus was fast, otobüs hızlıydı, but it wasn't comfortable. Fakat konforlu değildi. Tonguç was with me. Tonguç benimleydi. When I was at home, ben evdeyken Tonguç benimleydi. Their phones were new. Onların telefonu yeniydi diyebiliyoruz. Şimdi burada Emizar ve was were'ı bir kezle karşılaştırmak istiyorum. I am teacher now. I was a student ten years ago. Ten years ago görünce was, now görünce am geliyor. The weather is rainy today. Bugün hava yağmurlu. The weather was sunny yesterday. Geç, e, dün hava güneşliydi. They are in Istanbul this summer. Onlar bu yaz İstanbul'da. They were in Antalya last summer. Geçen yaz Antalya'daydılar. Demek ki last summer, yesterday, ten years ago gördüğümüzde was ve were'ı kullanıyoruz. Now, today, this summer gibi şeyleri gördüğümüzde emizarı kullanıyoruz. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi soru haline bakalım. Soru halinde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? aynı emizardaki gibi alıp hani mesela ne yapıyorduk emizarda? I am a teacher sorusunu ne yapıyorduk? Bunu hop buraya getiriyor. Am I a teacher? Veyahut da is, buraya, is the weather diyorduk. Are they diyorduk. Burada da aynı şey. Was I, was the weather, were they diye başa alacağız. Bu kadar basit. Şimdi burada ne oluyordu? I was at home, he, she, it was at home, we, you, they were at home diyorduk. Oradaki şu yeşil e, parçayı, Lego'yu alıp başa getirdik. Was I, had, was I at home? Ben evde miyim? Evde miydim? Was he at home? O evde miydi? Were they at home? Onlar evde miydi? Was not, wasn't olduğunu, were weren't olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi, what was the weather like yesterday? Hava dün nasıldı? Bak, yesterday dediği için yine was. Ama what is the weather like today diyebilir. How was your holiday? Tatilin nasıldı? Where were you last night? Geçen akşam neredeydin? Were you angry with me? Bana sinirli miydin? No, I wasn't. Değildim. Was Tonguç at school yesterday? Bak yesterday'i görünce hemen was'ı getiriyoruz. Was Tonguç at school yesterday? Tonguç dün okulda mıydı? Yes he was. Evet öyle. Öyleydi. Were Tim and Jim at the cinema? Tim ve Jim sinemada mıydı? No they weren't diyoruz. O zaman konumuzu bir şekilde giriş yaptık. Öğrendik was ve were konusunu. Şimdi ben hemen buradan ödevimizi vermek istiyorum. Ödevimiz 26. sayfayı çalıştıktan sonra tabii ki 27. sayfadaki soruları çözmek. Tabi takıldığınız sorular olabilir. TAS uygulaması sayesinde soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım bir de ödül sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Ver ve örgü yesterday. Dün neredeydim?